Bu videomuzda hoplayıp zıplayan, asla yerinde durmayan, birçoğumuzun GTA San Andreas'tan bildiği Lowrider'lardan bahsedeceğiz. Hazırsanız kemerleri takın demeden önce sponsorumuz Carvier'dan ufak bir bahsetmek istiyorum. Umarım mikrofonda ses çıkmıyordur. Şimdi şöyle kucağıma alayım şunları. Brian O'Connor'ın meşhur turuncu Suprası, sonra Ferrari'nin meşhur Ferrari F40'ı. Daha bir sürü tişörtüm var. Ve tabii ki Nissan Skyline. O da Brian O'Connor'ın. Şimdi bu tişörtlerden 3 tanesini 3 şanslı arkadaşımıza hediye edeceğiz. Tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak ve yorumlarda bir tane yorum yapmak. Bu sefer bir tane, çünkü geçen sefer çok fazla abarttı arkadaşlarımız. O yüzden bir yorum, bir katılım hakkı olsun ki böylece milletin hakkını yemeyelim. O zaman hazırsanız kemerleri takın, videomuza geçelim. Low and Slow, sadece bir otomobil stili değil, kendine özgü tarzı ve sanatı olan bir kültür. Lowrider kulüplerinde yazılı olmayan kuralların başında aile, onur ve saygı var. Yani kısacası Lowrider kültürü modifiyeli arabalardan daha fazlası ve bu kültür grup üyeleri için adeta bir yaşam biçimi haline almış. Bu kültürün başlangıcı 1940'lı yıllarda Meksikalı Amerikan topluluğu Pachuco'lara kadar uzanıyor. Her ne kadar Lowrider'ların çıkışı Pachuco'lara kadar gitse de zaman farklı stillerle farklı ırklar tarafından da kabul görerek evrimleşmiş durumda. Tabii ki bu evrimleşme ve diğer kültürlerin de yaptığı katkı Lowrider arabalarını gün geçtikçe daha da popüler hale getirdi. Ama tabii ki bu popülerlik asıl çıkış yaptığı Meksikalı Amerikanlara özgü olarak halen devam ediyor. Yani kısacası Low and Slow kültürünün başlangıcı olan yer halen bu bayrağı elinde tutuyor. Lowrider otomobilleri sahiplerinin hayalleri tarafından süslenerek gün yüzüne çıkıyor ve bu arabaların sahipleri kendi kimliklerini otomobillerin üzerine kazıyarak yıllardır süregelen bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Lowrider'lar 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın güneybatısında ortaya çıktı. Zoot takım elbiseli Pachuco'lar özellikle Los Angeles ve Detroit gibi şehirlerde oldukça fazlaydı. Modifiye yapılan otomobillere hem vakit hem de fazlasıyla harcama yapmaya başladılar. Savaştan sonra arabaların maliyetleri de gayet uygun olduğu için gençler ve askerden dönen gaziler bu arabaları çoğunlukla ikinci el olmak üzere satın alıyordu. Özellikle de askerde mekanik eğitimi almış olan askerler döndüklerinde otomobillere modifiye yapmaya ve restorasyon işleriyle uğraşmaya başladılar. Aslında bu gençlerin tek amacı savaştan çıktıktan sonra kafalarını dağıtmak için arabalarına odaklanarak caddelerde birbirlerine hava atmaktı. Pachuco'lar otomobilleri için Lowrider terimini kullanmaya başlamadan önce ilk başlarda kullandıkları otomobiller hot rod olarak tabir edilen Ford Model T marka otomobillerdi. Bu otomobilleri kendi garajlarında modifiye eden Meksikalı Amerikanlar otomobillerin motorlarıyla oynuyor, kaportalarını farklı renklere boyuyor, çeşitli yükseltmeler yapıyor ve daha hızlı hale getiriyordu. Bu otomobiller hız odaklı ve çoğunlukla kısa mesafe drag yarışlarında kullanılan otomobillerdi. 1950'lere doğru geldiğimiz bizde ise teknolojinin ve imkanların biraz daha ilerlemesinden kaynaklı olarak ortaya o dönemin en popüler otomobillerinden olan Chevy'ler çıkmaya başladı. Hot rod otomobillere göre daha farklı modifiyeler yapılmaya başlanan Chevy'ler hot rodların aksine hız odaklı değil, daha çok görsel bir gösteriş üzerine odaklanmaya başlandı. Aslında tam olarak hot rod otomobillere karşı başka bir kulvar gelişmeye başlamıştı. Bir tarafta hız odaklı otomobil modifiye eden hot rod grubu, diğer tarafta ise daha çok sanat kokan işler yaparak görsele odaklanan ve Chevy kullanan bir grup vardı. 1950'lerin meşhur otomobili Chevy'ler bir anda oldukça popüler bir hale geldi ve fazlasıyla kullanılmaya başlandı. Chevy'ler ilk modifiye yapılmaya başlandığı dönem hot rod arabaları gibi boyanmaya ve hot rodlardan farklı olarak üzerlerine resimler çizilmeye başlandı. Ayrıca araç sahipleri zaten yere oldukça yakın gözüken arabaların arkasına kum torbası, tuğla ya da çimento koyarak daha da alçak gözükmesini sağladılar. Bazı araba sahipleri ise araçlarının daha alçak gözükmesi için kapıların altından boylu boyuna giden egzozlar ya da boş borular ekledi ve böylece arabaları daha alçak gözükmeye başladı. Hatta ve hatta tüm bunların yanı sıra şasinin altına street scraper dedikleri bir tür aparat takarak araçlarından kıvılcım çıkartmaya başladılar. Halihazırda oldukça alçak olan bu araçlar biraz hızlı gitmeye başladığında altındaki aparattan kıvılcım çıkıyor ve oldukça güzel bir görsel şölen yapıyordu. Tabii ki bu döneme kadar
olsalar halen arabalarına ve kendilerine Lowrider dememişlerdi. Tüm bunlar olurken Lowrider kültürü artık yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Ancak tabii ki başkalarının da dikkatini çekti. Los Angeles ve Kaliforniya'da Lowrider otomobilleri artık yaygınlaşmıştı. 1950'lerin ortalarına doğru refah seviyesi de oldukça artınca haliyle otomobiller de sokaklarda daha fazla görünmeye başladı. Lowrider'lar artık araçlarıyla caka satmaya, toplantılar yapmaya ve caddelerin ortasında alevler çıkartmaya başlamıştı. Tüm bu olanlar polislerin dikkatini çekmeye başladı. Ancak yasalar gereği çok fazla yaptırım olmadığı için polisler araç sahiplerine hemen hemen hiçbir şey yapamıyordu. Bir süre daha bu durum böyle devam etti. Lowrider'lar için herhangi bir sıkıntı yoktu ve keyifleri gayet yerindeydi. Ancak 1957 yılına gelindiğinde o dönemin Kaliforniya valisi tarafından 24.008 sayılı bir kanun ortaya atılacaktı. Ve bu kanun otomobil sahipleri için hiç de iyi değildi. Yasa gereği Kaliforniya'da hiçbir otomobilin herhangi bir kısmı ne şartlı olursa olsun tekerlek jantının altında olmamalıydı. Aksi takdirde otomobil sahiplerine yaptırım uygulanacaktı. Bu yasanın çıkacağını duyan Kaliforniya sakinleri ilk başta çok fazla önemsemediler. Ancak 1958 yılına gelindiğinde işler artık tamamen değişmeye başladı. Yasa artık onaylanmıştı. Yayları kesik araçlar, bagajında ağırlık olanlar ya da lowering blocks kullanarak araçlarını olduğundan daha alçak göstermeye çalışanlar polisler tarafından artık durduruluyordu. Arabanın altından ateş çıkartanları söylememe gerek dahi yok sanırım. Ceza yağdırmaya başlayan polisler ayrıca araçları bağlıyor ve ellerinden geldiğince otomobil sahipleriyle uğraşıyordu. Haliyle ceza yiyen ve ellerinden otomobilleri giden araç sahipleri bunun için farklı çözümler aramaya başladı. Hikayemizin baş kahramanı Ron Aguirre isimli bir abimiz. Ron kendine 0 kilometre 1957 model bir Chevrolet Corvette aldıktan sonra diğer tüm arkadaşları gibi hemen modifiye yapmaya koyuldu. Metalik kahverengi Corvette'inin hemen ön yaylarını kesti ve arabanın bagajına ağırlık yapması için tahta takozlar koyarak arabasını basık bir hale getirdi. Tabii bu Ron'a yetmediğinden dolayı otomobilini biraz daha basık göstermek için yan taraflarına birer boru ekledi ve otomobil olduğundan daha basık bir hale geldi. Ron aracındaki ufak tefek işlemleri hallettikten sonra dönemin en meşhur boyacılarından olan Big Daddy lakaplı Etrot'a arabasını götürerek kaputuna dönemin en popüler tasarımı olan alev tasarımını da boyattı ve arabanın kapılarına da güzel gözükecek birer çizgi çektirtti. Yaptırdığı her şey artık içine sinmişti. Yeni arabasının havasını atmak için caddelere çıkmaya hazırdı. Ron yeni arabasını atladı ve caddenin yolunu tuttu. Tüm arkadaşları ve cadde sakinleri dönüp Ron'un otomobiline bakıyor ve ne kadar güzel gözüktüğünü düşünüyordu. Ancak kısa bir süre sonra Ron başkalarının da dikkatini çekmişti ve bu dikkatini çektiği insanlar tabii ki de polislerdi. Kısa bir gerginliğin ardından Ron'u kenara çeken polisler otomobilden indi ve Ron'a 24.008 kodlu yasa gereği ceza kestiler. Ron tabii ki böyle bir durumun olmasını bekliyordu ama bu kadar çabuk değil. Ancak en çok sinirini bozan olaylardan biri ise Ron'a ceza kesen Lester Groves isimli polisin yaşadıkları semt olan Rialto'daki en basık araçlardan birine sahip olmasıydı. Aslında bu polis Ron'u görmezden gelebilirdi ya da daha dikkatli olması için uyarabilirdi. Sanırım Ron'un otomobilini kıskanmış olacak ki görmezden gelmek yerine hemen ceza kesti. Aradan kısa bir zaman geçti. Ron trafik cezasını ödedi ve tekrar yollara çıktı. Ron müziğini açmış, sakin bir şekilde yolda ilerlerken polis memuru Lester Groves Ron'u gördü ve hemen durdurarak tekrar ceza kesti. Ve bu olay birkaç kez daha yaşandı. Artık bu durum Ron'u gerçekten rahatsız etmeye başlamıştı. Ortada bilerek yapılan ve özellikle onun üstüne gelinen bir durum vardı. Ron artık bir çözüm bulmalıyım derken küçük bir kazaya karıştı ve otomobilini arkadaşı olan bir kaportacıya götürdü. Otomobili park eden Ron arkadaşlarıyla muhabbet ederken başka bir otomobilin göçmüş olan kaportasını hidrolik krikoyla düzelten birini gördü. Adeta bir anda aydınlanma yaşadı ve bu sisteme güzel bir tasarım yaparsa arabasında kullanabileceğini fark etti. Ron kaynakçı olan babası Louis'e bu fikri açıkladı ve onun da yardımını alarak güzel bir tasarım yapmak için kolları sıvadılar. Aradan 3 ay kadar bir süre geçmişti ve Ron tasarladığı sistemi tam anlamıyla arabasının üzerine artık takmıştı. Ron tekerleklerden
arabanın içine kadar uzanan hortumlar yapmış ve bu hortumlar koltukların arasına yerleştirilen bir el pompasına uzanıyordu. Artık Ron'un tasarladığı hidrolik sistem tamamıyla hazırdı. Ancak sokağa çıkmadan önce alması gereken bir intikam olduğu aklına gelmişti. Ron aklında ufak bir plan yaptı. Her zaman takıldıkları bir restorantın otoparkına arabasını basık bir şekilde park edecek ve Lester Groves adlı polisin gelerek ona ceza kesmesini bekleyecekti. Ancak tabii ki de bunların hepsi planlıydı. Ron otoparkın bulunduğu yere neredeyse bütün arkadaşlarını çağırdı. Arabasını park etti ve gayet normal bir şekilde restoranta girdi. Arkadaşlarının sadece olanları izlemesini istiyordu. Kısa bir süre sonra Lester Groves polis motosikletiyle karşı caddede bitmişti bile. Ron'un restoranttan çıkıp arabasına binmesini bekledi. Eğer Ron'u arabasını sürerken yakalarsa tüm arkadaşlarının önünde bu serserinin bir kez daha kanunları çiğnedikten sonra paçayı sıyıramayacağını öğretecekti. Ama işler hiç de onun istediği gibi gitmedi. Ron mekandan çıktı ve otomobiline bindi. Daha 20 metre kadar gitmemişti ki Lester sirenlerini çalarak otomobilin arkasına yanaştı. Arabadan inen Ron, Lester'a "Problem nedir?" diye sordu. Lester ise "Arabanızın çok alçak olduğunu biliyorsunuz." dedi. Ron arabasına doğru bakarak "Ama Lester artık çok alçak değil. Tavsiyene uydum ve yasal yüksekliğe yükselttim." dedi. Lester dönüp arabaya dikkatlice baktı ve bir an yüzü kıpkırmızı oldu. Bu nasıl olabilirdi? Otomobil daha az önce adeta yerde gidiyordu. Olaya şahit olan Ron'un bütün arkadaşları bağırıp çağırmaya ve Lester'a gülmeye başlamışlardı. Tüm bu olanların ardından Lester motosikletine atladı ve o ortamdan hızla uzaklaştı. Ron gerçekten çok tatlı bir intikam almıştı. Aslında olayın perde arkası çok basitti. Ron'un arkadaşlarından biri yan koltuktaydı ve Ron arabadan indikten sonra Lester oyalarken arkadaşı hızlı bir şekilde el pompasıyla sisteme hava bastı. Böylelikle otomobil de yasal sınıra kadar yükselmiş oldu. Tabii o dönem böyle bir sistem hiçbir otomobilde olmadığı için böyle bir olay polis abimizin aklına haliyle gelmemiş. Bu olaydan sonra Ron ve otomobili adeta bir şehir efsanesi gibi kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Ron ve otomobili artık oldukça popülerdi ve hali hazırda bu tarz otomobillerle uğraşan insanlar da arabalarına bu tarz bir modifiye yaptırmak istedi. Ancak bu sistemin daha sonra çok kullanışlı olmadığını fark ettiler. Araba basıkken gayet güzeldi. Ancak yükseltilmeye çalışıldığında kimi zaman eşit yükselmiyor ve araç istendiği gibi durmuyordu. Ayrıca bu işlem fazlasıyla yorucu olmasının yanı sıra kısa da olsa biraz zaman alıyordu. Yani her seferinde ortalıkta polisleri oyalayacak birileri olmayabilirdi. İşte tam da bu yüzden Ron babası Louis ile beraber başka bir sistem düşünmeye başladı. Tasarladıkları yeni sistem için tabii ki de malzemeye ihtiyaçları vardı. Ve Ron'un babası Louis bu ekipmanları bulabilecekleri çok iyi bir yer biliyordu. Burası Los Angeles'ın güneyinde Palis adında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma ordu ekipmanlarının ve uçak parçalarının satıldığı bir hurdalıktı. Hurdalıktan çeşitli malzemelerin yanı sıra 12 ve 24 voltluk pompalar, farklı tipte silindirler ve eşitleyici ekolayzerler aldılar. Garajlarına döndüklerinden kısa bir süre sonra sadece bir düğmeye basarak yaptıkları sistemin arabayı sorunsuz ve kolay bir şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirdiğini gördüler. Artık her şey hazırdı ve bu canavar yola çıkmak için sabırsızlanıyordu. Otomobil camiası için çok büyük bir buluş yapmışlardı ve farkında değillerdi. Ron bu otomobile X-Sonic adını verdi ve bu otomobil sokaklara çıktıktan sonra artık her şey değişecekti. Eski sistem dahi bu kadar çok konuşulmuşken her şeyi değiştirecek yeni bir sistem yapıp ortamlara çıkan Ron'un otomobili artık camiasında en tanınan, en bilinen ve en saygı duyulan otomobil olmuştu. Ve Ron artık bir şeylerin öncüsü olduğunun farkına varmaya başlamıştı. Tüm bu olayların sonrasında kültür çok hızlı bir şekilde değişmeye ve gelişmeye başladı. Ron'un yaptığı hidrolik sistemden sonra bu otomobillerle uğraşan insanlar kendilerine, kültürlerine ve otomobillerine lowrider demeye böylelikle başlamış oldu. Ve artık diğer otomobil camiaları arasında hızla saygı ve yer kazanmaya başlayan lowriderlar zamanla daha popüler hale gelecekti. 1980 ve 90'lara geldiğimizde ise lowrider dergileri, hip-hop klipleri ve televizyon filmlerinde konu olan lowrider otomobilleri sayesinde bu kültür bir anda kendi kalesinden dışarı çıkmaya ve daha popüler hale gelmeye başladı. Otomobiller için yapılmıştı.
yapılan güzellik ve dans yarışmaları ise hızla gelişmekte olan Lowrider'ları daha da ön plana çıkarttı. Şimdi GTA San Andreas oynayan herkes kesinlikle Lowrider bölümünü, yani Lowrider görevini kesinlikle bilir. Çünkü insanı kanser eden bir bölümdür. Hatta böyle 4-5 sefer denersin ama geçemezsin. Böyle en sonunda artık parmakların tuşlara alışır. Arka arkaya işte tıklarsın. Böyle ucundan oyunu, bölümü kurtarırsın falan. Sonra mutlu bir şekilde oyuna devam edersin. Aslında bu tuşlara basmanın olayı gerçek hayatta da Lowrider'lar tarafından aşırı derecede önemliymiş. Oyunda eğer tuşlara zamanında basmazsanız arabanız zıplamıyor ya da başka bir tarafa hareket ediyor. Ve durum böyle olunca puan ve para kaybettiğiniz için rakiplerinize yeniliyorsunuz. Gerçek hayatta ise arabanın dışına uzanan kablolu bir sistem sayesinde arabanızı zıplatmaya başlıyorsunuz. Girdiğiniz yarışmaya göre ne kadar yükseğe zıplatırsanız ya da ne kadar güzel dans ettirirseniz izleyenlerin verdiği tepkilerle ve ölçüm çubukları sayesinde yarışmayı siz kazanıyorsunuz. Ancak en büyük problem, arabanızı zıplattığınız süre zarfında yanlışlıkla farklı bir tuşa basarsanız arabanız bir oyunun içinde olmadığı için çok büyük zarar görebiliyor ve hatta alev alarak yanıyor. İşte tam olarak bizi kanser eden ve tek seferde geçemediğimiz oyundaki o bölüm gerçek hayattaki sisteme göre yapıldığı için bizi biraz zorluyor. Otomobil camiasının diğer güzel kulvarlarından biri olan Lowrider kültürü senelerdir devam eden ve günümüze kadar gelişerek gelen bir kültür. Her ne kadar maddi açıdan ülkemizde hiçbir zaman böyle bir kültür oluşmamış olsa da Japonya'ya kadar gidebilmiş Lowrider'lar halen yayılmaya devam ediyor. Gönül ister ki bir gün bizim ülkemize de gelsin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımdan ve YouTube kanalımdan beni takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada Carvira da teşekkür ederim. Üstümdeki tişört de onun bana hediyesi. Yani o sayfanın bana hediyesi. Gayet kaliteli tişörtler. Satın almak isterseniz şuraya, aşağıya, yukarı bir yere işte Carvira'nın hesaplarını da bırakırım. Çekilişe katılmayı da kesinlikle unutmayın. Gelecek videolardan da haberdar olmak için beni tekrar Instagram'dan ve YouTube sayfamdan takip edin. Görüşmek üzere.